Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 3. dönem sınavı 20 Temmuz 2024 1. oturum Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 ve 4 621 Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Soru 1. Bediayla tartışmasını yeniden en küçük teferruatına kadar hatırladı. Canan siyah elbisesiyle, altın saçlarıyla, pembe yüzüyle, gök mavisi gözleriyle yeniden hayaline yapıştı. Biri üzgün, gözleri yaşlı, boynu bükük, öteki şen, kahkahalı iki kadının gölgesi o gece sabaha kadar Lamiye eşlik ettiler. Sonra ötekiler Müsteşar, Şakir Bey, sonra Ali, Faik, hatta Küçük Zerrin, bütün köşkün ahalisi hepsi Lami'nin zihnine dadanmışlar. Başının içinde sıraya diziliyorlar. Her biri bir türlü söylüyor. Kimi gülüyorlar, kimi ağlıyorlar, susuyorlar, kızıyorlar. Genç adamın beyninde karışık ve derin bir uğultu yapıyorlardı. Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilgi dallarından hangisiyle olan ilişkisine örnek gösterilebilir? A) Tarih B) Felsefe C) Psikoloji D) Sosyoloji Doğru cevap C. Psikoloji. Soru 2. 1960-1970 sonrası Türk hikayesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bireyin iç dünyasını anlatmayı amaçlayan eserler kaleme alınmıştır. B. Küçük memurların, işçilerin yaşantılarından kesitler ve toplumsal sorunları konu edilmiştir. C. Yazar sayısının artmasıyla eserlerde hem konu hem anlayış olarak çeşitlilik ortaya çıkmıştır. D. Yazarlar ağırlıklı olarak postmodernizm anlatım imkanlarından yararlanmıştır. Doğru cevap D. Yazarlar ağırlıklı olarak postmodernizm anlatım imkanlarından yararlanmıştır. Soru 3. Tez yayıldı havadis ortalığa, haber köye ulaşmıştı. Yollara döküldü millet, çıka çıka sağlam bir tek Mehmet çıkmıştı otobüsten. İşte karşıdan gelmekteydi, paltosunu omuzuna atmıştı. Köylü yolun ortasında durup onu bekledi. Hepsinin gözlerinde bir irkilme, bir sakınma. En önde karısıyla oğlu Tosun, kocasını sağ salim görmekten duyduğu kıvancı kimselere gösteremedi. Köyün en yaşlısı Hasan Çavuş değneğine dayanmış Mehmet'ten yana bakıyordu. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? A. Mekan B. Zaman C. Olay D. Şahıs Doğru cevap B. Zaman Soru 4. Çalışırsan toprak verir cömerttir. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük servettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Zengin kafiye kullanılmıştır. B. Kişileştirme yapılmıştır. C. Nazım birimi dörtlüktür. D. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru cevap A. Zengin kafiye kullanılmıştır. Soru 5. Çağdaş Türk şiirinin en önemli şairlerinden olan sanatçı Selanik'te doğmuştur. 1921'de Moskova'ya gitmiş, burada sosyoloji ve sanat tarihi okumuştur. Moskova'da fütürizm, gelecekçilik akımıyla tanışmış ve özellikle Mayakovski'den etkilenmiştir. Türk dilinin zengin ses sisteminden ve ses uyumlarından yararlanarak Türk şiirine serbest nazımı getirmiştir. Öz, biçim ve tema bakımından yeni şiirleriyle ve serbest nazımla toplumcu, gerçekçi şiirin ilk örnek lerini vermiştir. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Nazım Hikmet Ran C) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Hamdi Tanpınar Doğru cevap B) Nazım Hikmet Ran. Soru 6. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur A tezat B teşhis C telmih D istifham Doğru cevap C telmih Soru 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır A dünyada sıra dışı hava olayları gitgide artıyor B öğretmenimiz okul kapısının önünde dimdik duruyordu. C havalar ısınır ısınmaz onun için deniz sezonu başlardı. D iki arkadaş baş başa vermiş yeni proje için çalışıyor. Doğru cevap A. Dünyada sıra dışı hava olayları gitgide artıyor. Soru 8. Kimileri kitaplarla baş başa kalmak için çırpınır. 1. Öylesine okumak ister ki durdurak bilmez ekmeği. 2. Suyu unutur da kitabı bir türlü elinden düşürmez. 3. Yiyeceği 4. İçeceği o büyülü sayfalardır kitap kurdunun. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül getirilemez? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Doğru cevap C. 3. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaplamak sözcü çevre sarmak anlamında kullanılmıştır? A. İçeri girmesiyle tüm sınıfı garip bir sessizlik kapladı. B. Bu güzel haberi alınca içini büyük bir sevinç kapladı. C. Üstün başarılarıyla elde ettiği ünü cihanı kaplamıştı. D. Köyde evlerin her tarafını çam ormanları kaplamıştı. Doğru cevap D. Köyde evlerin her tarafını çam ormanları kaplamıştı. Soru 10. Ben baş dille tartılır atasözünü pek severim. İlk bakışta bir sakaraççı dükkanı sloganı gibi görünse de bu sözde derin anlamların yüklü olduğunu düşünürüm diyen biri bu atasözünü aşağıdakilerden hangisiyle doğru açıklamış olur? A insan çevresindekilere karşı saygılı ve onlarla uyumlu olduğunda daima kazanır. B insanın konuşurken sarf ettiği sözler onun ne kadar akıllı, ne kadar düşünceli olduğunu veya olmadığını ortaya koyar. C iş yapma düşüncesindeki biri kendi dengindeki kişilerle ticaret yapmalıdır de dilini tutamayan, ne zaman ve nasıl konuşacağını bilemeyen insanların bu yüzden pişmanlık duydukları çok görülmüştür. Doğru cevap B. İnsanın konuşurken sarf ettiği sözler onun ne kadar akıllı, ne kadar düşünceli olduğunu veya olmadığını ortaya koyar. Soru 11. Altını çizerek söylemek isterim ki Seyahatname kültür tarihi ve medeniyetimiz açısından paha biçilemez bir değere sahiptir. Bu cümlede geçen altını çizmek sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çizgiler halinde belirtmek, desenini yapmak ve bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak. C) Görüşlerinden vazgeçmemek, kararlı davranmak. D. Bir sözün önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek. Doğru cevap D. Bir sözün önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek. 622 seçmeli Türk dili ve edebiyatı 4 Soru 1. Oğuz Atay 1975'te kaleme aldığı bu eserinde üniversiteden hocası olan Mustafa İnan'ın hayatını roman kurgusu içerisinde anlatmıştır. Bu eser Türk edebiyatındaki en önemli biyografik romanlardan biridir eser bilim aşkı ve bu aşkın getirebileceği mutlulukların insanı ölümsüz kılabileceği gerçeğini yeni nesillere anlatabilmek amacıyla yazılmıştır. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuyucaklı Yusuf B) Tutunamayanlar C) Bir bilim adamının romanı D) İçimizdeki Şeytan Doğru cevap C) Bir bilim adamının romanı Soru 2. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? A. Mebrure fabrikadan çıkarken belki de felaketler zavallı babamın saçlarını beyazlatmıştır diye düşündü. Fakat nereye gitmişti? Bu muammalı İhsan Efendi'yi İstanbul'un hangi köşesinde aramalı derhal kararını verdi. B. Denize ve denizciliğe ait sözler. Birkaç yıl önce deniz kıyısı kumlarının üzerinde deniz böceklerinin sedefli ve pırıltılı kabuklarını ilk bulduğum zamanki kadar beni sevindiriyordu. O sözleri içimde evire çevire tekrarlıyor, müziğine doyamıyordum. C. Olur tesadüf değil. Dün Büyükada iskelesinde karşı karşıya gelince şaşıra kaldım. Cilası gözler alan narin tekerlekli, tombul atlı, oyuncak gibi küçük ve süslü bir arabadan indi. Uzaktan ilk bakışta tanıyamadım. D. Hatice Hanım yavaş sesle dualar fısıldayarak merdivene doğru yürüdü. Bense şimdiye kadar böyle şeylerden ürktüğümü bilmiyordum. Fakat bu dakikada servi kokularıyla dolu bir bir karanlık odada yalnız kalmak bir ürkeklik veriyordu. Doğru cevap A. Mebrure fabrikadan çıkarken belki de felaketler zavallı babamın saçlarını beyazlatmıştır diye düşündü. Fakat nereye gitmişti? Bu muammalı İhsan Efendi'yi İstanbul'un hangi köşesinde aramalı derhal kararını verdi. Soru 3. Mualla sofrada konuşmadı, yemekte yiyemiyordu. Buna dikkat eden annesi izahat isteyen bir şey sormuştu. Mualla'nın boynu ileri doğru biraz uzadı ve kaşları iki ince hareketle yukarı kalktı. Onun boynu ile kaşlar arasındaki münasebetin manasını annesi ekseriye hissederdi. Bu tevekkülle karışan bir memnuniyetsizliğin ifadesiydi. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. B) Tartışmacı anlatım kullanılmıştır. C) Geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. D) Bireyin iç dünyası anlatılmıştır. Doğru cevap D. Bireyin iç dünyası anlatılmıştır. Soru 4. Radyo tiyatroları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A diyaloglar şeklinde hazırlanır. B efekt ve müzik ana unsurlarındandır. C kara göz ve meddah belli başlı türlerindendir. D kısa, açık ve anlaşılır cümleler kullanılır. Doğru cevap C. Kara göz ve meddah belli başlı türlerindendir. Soru 5. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Orhan Asena, Tohum ve Toprak B. Recep Bilginer, Keşanlı Ali Destanı, C. Ahmet Kutsi Tecer, Koç Yiğit Köroğlu, D. Turan Oflasoğlu, Sokrates savunuyor. Doğru cevap B. Recep Bilginer, Keşanlı Ali Destanı. Soru 6. Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır. Sadece dürtükler kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa. Biri çıkıp bizim düşüncelerimizin tersini söyledi mi? Onun doğru söyleyip söylemediğini değil, doğru yanlış kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Deneme B) Makale C) Anı D) Eleştiri. Doğru cevap A) Deneme. Soru 7. Kardeşlerim, evlatlarım yemin edeceğiz. 700 senenin en asil ve en büyük mirası olan vakarımızı, adalet ve terbiyemizi unutmayacağız. Yemin ediniz. Türkiye istiklal ve hakkı hayatını alacağı güne kadar hiçbir korku, hiçbir meşakkat önünden kaçmayacaksınız. Yemin ediniz. 700 senenin tarihi ağlayan minareleri altında yemin ediniz. Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna hıyanet etmeyiniz. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A akıcı, içten, etkili ve coşturucu bir anlatımı vardır. B dil alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. C bir topluluğa hitap edilmiştir. D savunulan düşünce ispatlanmaya çalışılmıştır. Doğru cevap D savunulan düşünce ispatlanmaya çalışılmıştır. Soru 8. 1. Yalan söylemeye çalışan birinin bayıldığını veya epilepsi benzeri nöbetler geçirdiğini hiç gördünüz mü? 2. Doktorların Bay Pinokyo adını taktıkları 52 yaşındaki bir adamın yaşadığı tam da buydu. 3. İşiyle ilgili bir toplantıda yalan söylemeye teşebbüs ettiğinde bunlar başına gelmişti. 4. Fransa'da bir üniversite hastanesindeki doktorlar sorunun nedeninin ceviz büyüklüğünde bir tümör olduğunu keşfetti. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A1 B2, C3, D4. Doğru cevap D, 4. Soru 9. Düşünürken konuşmak mı ayraç, konuşurken düşünmek mi zor ayraç? Bunu anlamış değilim. Fakat deneye deneye şunu öğrendim ayraç. Yol tarifi esnasında bir söz çukuru oluşuyor ve siz onun varlığını hesaba katmazsanız muhakkak yanlış bir yere çıkıyor ayraç. Çukura düşüyorsunuz. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A noktalı virgül, ünlem 2 nokta üst üste virgül, B virgül, soru işareti 2 nokta üst üste virgül, C virgül, soru işareti çift tırnak çift tırnak, D soru işareti 3 nokta yan yana 2 nokta üst üste noktalı virgül. Doğru cevap B. Virgül soru işareti 2 nokta üst üste virgül. Soru 10. Dalyan'daki sabahlarımdan birinde gün doğumunda gölün kıyısına gidiyorum. Güneş daha tepelerin ardından görünmeden sulardaki karanlık turuncuya dönüyor yavaş yavaş. Sazlıklardan neşeli kuş sesleri yükseliyor. Sonra ışıkla yıkanmaya başlıyor Köyceğiz Gölü ve ötesindeki Akdeniz. Tekneciler gelecek yolcular için güverteye yastıkları dizerek hazırlık yapıyor. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A betimlemeye yer verilmiştir. B anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır. C benzetmeden yararlanılmıştır. D devrik cümleler kullanılmıştır. Doğru cevap C. Benzetmeden yararlanılmıştır. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A dil ve üslup meselesi hikaye ve romanlarda önemli bir yer tutar. B sanatçıların tiyatroya son zamanlarda eğilmeleri bu nedene bağlanabilir. C bir öykü diyaloglarla sürdürülebilir fakat önce düz yazı şeklinde başlamalıdır. D yaşadıklarımızdan yeni bir hayat çıkarmak için anılarımızı kaleme alabiliriz. Doğru cevap B. Sanatçıların tiyatroya son zamanlarda eğilmeleri bu nedene bağlanabilir. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.